Bugün 12 Mart 2023 Pazar. Murat Tözgüsen YouTube e kanalı hazırlamış olduğu gün enerjisi programı sizlerleyiz. Ben Murat Tözgüsen. Millet gazetesiyle başlıyoruz. Günün sırasında 6 Şubat öncesindeki hayatı netler Bir fotoğraf bulsam yeter haberi var. Depremi vurduğu kentler ayağa kalmanın, hayatı tutulmanın yollarını arıyor. Nereye gitsiniz? Acı ve gözyaşı var. Can kaybı 47.75'e yükseldi. Yakınları tarafından kredi yapılmadan köylere götürülerek defnedilenler nüfus kütüklerine tek, tek düşerken çok katlanıyor. Yakınları da mezarını ziyaret edip dua etmek isteyenler mezarları isimli değil bulunuyor. de bulabiliyor. Nurdan da apartmanın enkazında adımlarını arayan öğretmenler sağ çıkan komşularıyla gözyaşlarıyla vedalaştı. 17 kişinin yaşadığı ITT binanın öncücü kadından zarar çıkmaya başlayan Tan Sultan atlan çifti cüzdanlarımızı belki buluruz dediğini kısa bak görüyoruz dedi. 3 ay önce oğluna düğün yaptıklarını söyleyen herkes bana atmaca da enkazın bulduğunu fotoğrafı abime kadar ağladı. <laughs> Müyete gelir bırak yok. Yeni şafağa geçiyoruz. Manşet müthiş dayanışma. Ülkede 101 çadır fabrikası olduğunu belirten Pakistan Kamaz ve çadır üreticileri ve ihracatçıları birliği başkanı Osman Resul But, tamamen Türkiye çadır göndermek için çalıştıklarını, çalıştıklarını söyledi. Çadır firması otetin Ahmet Osman Bud da Türk kardeşlerimiz için elimizden gelen çabayı gösteriyordu. dedi. Başbakan Şahbaşir'i Şerif yardımların koordinasyonu için düzenlenen toplantıda 23 Mart'a kadar Türkiye 50.000 kişilik çadır gönderildiklerini açıkladı. Dün 2.600 kişilik çadır taşıyan 3. gemi Karachi Limanı'ndan Mersin'e uğurlandı. Pakistan şimdiye kadar 17.000'den fazla kişilik çadır ve bin battaniye gönderdi. <laughs> diyor Dini Şafak gazetesi. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Manşet yastık aldı teslim oldu. Türkiye 3 yıldır yastık altı altında ekonomiye kazanmak için kampanyalar düzenliyor. Bu yolda belli mesafe kat edildiğinde istenilen sonuç alınamadı. Ancak 15 yerimiz bulan depremde evdeki birikimler enkaz altına kalınca vatandaşlar bir arayışına girildi. Sadece son bir ayda dot altın ton altın bankalar teslim edildi. Kiralık kasalarında tutulan anlatıları yıkım haline gelmeye imkanı yok. Bu sebeple Kasadaki birimkiler birinkiler, birinkiler hesaplara aktarıldı. Altın hesabı da bir katlandı. Kaç size kayıtlı kuyumcular altın aldıktan sonra sahibi adına açılan bankaya hesabına aktarılıyor. Böylece hem altın hem güvende oluyor hem de çifte kazanç sağlıyor. Türk gazetesinde birinde. Sabah gazetesine geçiyoruz. Vakit kaybına tahminimiz yok. 6 Şubat yakınında izlediğiniz izleyecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. bu İttifakı'nın adayı olarak bizim yarışacak istiyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasının 116. maddesinin verdiği etkiyle 18 adet gereken Cumhurbaşkanı ve Mehmet Vekil seçimini da yenilenmesi kararını imzaladı. Cumhur İttifakı adayı olarak bizimle yarışacak ve temizlediğimiz mücadele edecek herkese bu tahmini çağrımızı bekliyoruz. Unutmamayı söyleyecek. Kısa siyasi geçmesini yalan. O fark editti. Görüyoruz fark ediyor yine sinemek. Rutininin fark etmekte. Ve ke şarttır. Bunu bırakması şarttır. Unutmamayı söyleyecek. Kısa siyasi geçmesini yalan. Rezfala kampanyaları medya haneleri 85 milyonun önüne bana gideriz. Seçim sürecinde gündeminizde Brezilya'nın sarılması ile bu felaket ekonomik ve zola davranışının terapisi oluşacak. Türkiye'nin vakit kaybına ne vakit kaybına ne de dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü var diyor. Sabah gazetesi diyor haberde, manşetlerde. Ve hemen AK Parti ilk kez müzikli seçim kampanyası Erdoğan seçim yönelişki yol açısını da Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müzikli bir kampanya olacak. Partiye adaylık başvurusu yapacak. Herkes önce belirlenecek. Asgari tutarı hafadır hesaplarda bağış olarak yatırılacak diyor. İkinci günün yönelişki de sabah gazetesi. <laughs> Takvim gazetesine geçiyoruz. Manşet konuşmaya başladıktan 5 dakika sonra herkes telefona bakıyor. Ünlü dergi Kılıçdaroğlu inceledi, Kemal Bey seçimini ikna edemediğini söyledi. Gidi yardımcı devlet yönetilemez dedi. Erdoğan karşısında olmaktan başka özelliği bulunmadığını belirtti. Yaptığı analizi de Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çekti. Bazı insana doğa aldı. Halkla beraber bağlantı kurar. Kılıçdaroğlu kılabalık önüne çıktı. herkes ama bakıyor. Oysa Erdoğan çok güçlü bir rakip demiş. Hatip demiş. Özür diliyorum zaten rakip deyince. Hadi bir izler O yalnız özellikle bir kez daha özür dilerim. Hürriyet Kalesi'ne geçiyoruz. Konte yerde adalet. Hatay Adliyesi Depne'de 21 Şubat bedene gelen depremde kullanılmaz haline geldi. Bu yüzden mahkemeler, savcılıklar adliye bahçesine taşındı. Nezarethane olmadığı için şüpheliler adliye bahçesine göz tutuluyor. Bu arada savcılar ifade veriyor. Sanıklar ile kurdular mahkemede yargılanıyor. Savcılar depremde yıkılan binalardaki ihmallerle ilgili olarak şimdiye kadar 5000'in üzerine soruşturma dosyası açtı. Aralarında müteahhit ve yapı bin firmalarının sorumluluğunda bulunduğu 37 kişi tutuklandı. 41 kişi akışı hakkında adli kontrol kararı verildi. Üzün üzerinde şüpheli hakkında yıkılama kararı çıkarıldı diyor. Hürriyet Gazetesi'ndeki yer alan manşette. Cumhuriyete geçiyoruz. Manşet battaniyenin parası kayıp. İktidar Türkiye'nin güvenilir kurumlarına bir olan Kızılay'ı iyi rahat çıkan bir şekilde çevirdi. Liyakatsiz kadrolu ve deprem sonrasında çıları satışıyla gündeme gelen kuruma acil ihtiyaç olarak yollanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasının nerede olduğunu bilmiyor. Depremden sonra çok sayıda ülke kısıda yazıcıda yardım yolladı. Çin'den devlet için gönderilen 20 milyon çoğunluğunu tanıtılıp tanıtılmadığı ise belirsiz. Türk Hava Yolları ile bölgeye gönderilen Çıdırlara ilgili ulaşmaya çalıştığımız kızlar etkileri sessizliğini koruyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Akşama geçiyoruz. Fahiş fiyata ilk kelepçe. Osmanlı Cumhuriyet Başsavcılığı konutlarda fahiş, ve fahiş püfet artışlarına ilişkin sorusunu başlattı. Fiyatları aşırı yüksel, yüksel, yükseltikleri yükselttikleri belirlenen aralarında sahibi ve menakçıların da olduğu 5 şüpheli fiyatları etkilemek, etkilemekten yakalandı. 3 yıla kadar pistler algılanacak. Tübelilerin deprem sonrası milyon liralık evlerinin fiyatlarını 5 milyon liraya kirası 2 bin lira olan dairelerin fiyatlarında 4500 liraya yükseldikleri tespit edildi akşam gazetinde. <tüpleri> Ve spor diyoruz. Millet sporla bitirelim. Manşet İtalyan şef. Galatasaray için Selçuk Önet İnan yönetimi kısa başı, başı, başı beklemeden daha sonra geçti. İlk kere Torreira'nın ve Icardi'nin vuruşuna gönderen kredi ne beceriyor ki bir de hedef yazıp yolladı. İlk de bir iki matta çıkar değişikliğine. Açık sonra ikinci yaratılan ile Okan Buruk. Bu hamletinin karşılığını aldı. 50'de Raşı'nın harika başında kadar bir köşe bir olarak, şey olarak yolları detaylı geçirdi. Süper Lig'de İdeli'ye iç Galatasaray tek Tevkoli'ye geçerken yine gelen İtalyan adına menüsü göze battı. Şimdi bu itiraf edilen Yolo. İkinci yarıda oyuna girip 3 puan getiren tek golü attı. Sıra kırmızılar en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkını 9'a çıkmasının zevkini tattı. Galatasaray'ı de kutlayarak günler arası programımızın notayı koyuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Her şeye görüşeceğiz. Ama bu sefer olamayacağım. Pazarşama günü tekrar bir dakika bir çıkan çıkmazsa güzel haberlerle tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.